İstanbul Küçükçekmece'deki bir iş yerinde doğalgaz patlaması meydana geldi. Büyük paniğe neden olan patlamada bir kişi hayatını kaybetti. İkisi ağır, 7 kişi de yaralandı. Ankara'da da benzer bir patlama oldu. Yaralananlar var. Çıkarttılar adamı. Bodrum katında doğalgaz patladı. Çevredekiler içeride kalanları kurtarabilmek için seferber oldu. İçeride insanlar yanıyorlar cayır cayır ya. Gördüm kafasını adamın. Biri demirle camları kırdı, diğeri yangın tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. Aman yarabbim. Ama bu çabalar maalesef yeterli olmadı. Gaz akışı kesilmediği için ard arda patlamalar devam etti. İçeride insanlar hala yanıyorlar karışıyor. Adam kafasını çıkartıyor, patlıyor geri gidiyor, patlıyor geri gidiyor. Aman Allah'ım. İstanbul Küçükçekmece'de saat 15'te 4 katlı binanın Bodrum katında yaşandı doğalgaz patlaması. Aşağı niye inmiyor bunlar ya, yukarıda bekliyorlar. Ne yukarıdakiler aşağı inebildi ne de Bodrum kattakiler dışarı çıkabildi. Doğalgaz kesilmediği için alevler yükselmeye, patlamalar yaşanmaya devam etti. Çevredekiler mahsur kalanları kurtarabilmek için her yolu denedi ama yaklaşmak bile mümkün olmadı. Aman Allah'ım. Kısa süre sonra itfaiye olay yerindeydi. Binanın doğalgazı kesildi, yaralılar tahliye edildi. Ama maalesef o patlamalarda bir kişi hayatını kaybetti. 7 yaralı hastaneye kaldırılırken ikisinin durumu ciddiyetini koruyor. Benzer bir patlama Ankara'da da yaşandı. Tadilat sırasında sıkışan doğalgaz patladı. Patlama o kadar şiddetliydi ki park halindeki aracın bagajı açıldı, çevredeki iş yerleri ve evlerin camları tuzla buz oldu. Neyse ki patlamanın ortasında kalan işçi hafif yaralı kurtuldu.